Selamlar, kanalımız Kitleri Geçebi'ye hoş geldiniz. Ben Esra. Ben de Mert. Bugün sizinle Singapur'u geziyoruz. Samuk'tan yaklaşık bir 3,5 saatlik yolculukla İstanbul'a geldik. Oradan da aşağı yukarı bir 11 saatlik uçuşta Singapur'a ulaştık. Toplamda saat farkında dahil edersek neredeyse tüm günümüz yolda geçti diyebiliriz. Ama şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla buralar çok keyifli olacak. O yüzden bunun için mutluyuz. Buraya aslında dün sabah geldik, sabah saatlerinde. Ama hem bu saat farkından dolayı biraz yorulmuştuk, hem de yolculuğun yorgunluğu vesaire derken bugün videomuza başlayalım dedik. Dün birazcık daha kendimiz keşfettik etrafı. Bugün de hem gördüğümüz kadarıyla hem yeni gideceğimiz yerleri de size göstererek güzel bir vlog yapmak istedik. Hem bize hatıra kalır hem de siz de Lüksemburg'dan sonra dünyanın en zengin ikinci ülkesi olan Singapur'da görmüş olursunuz kanalımızda. Güzel olur. Ben birazcık yolculuk derken üşütmüşüm, bir de öncesinde de hafif hastaydım. O yüzden sesim birazcık kötü, kusura bakmayın. O zaman oda turuyla turumuza başlayabiliriz. Evet, çok hızlı bir de odamızı gösterelim size. Buraya yaklaşık olarak geceliğine 150 euro veriyoruz. Singapur doları olarak bakacak olursak da iki geceliğine yaklaşık olarak 430 ila 450 dolar civarı bir şey ödemiştik. Yani şuradan hesaplayabilirsiniz. 1 euro yaklaşık olarak 1.4 Singapur doları gibi bir şey yapıyor. Fiyatları ona göre kıyaslayabilirsiniz. Şu ana kadar bizim bir otel ödediğimiz günlük en yüksek ücret herhalde ama Singapur'da ortalama fiyatlar bu şekilde. Gecelik 150 euro veriyoruz aşağı yukarı. Tabii ki çok daha yüksek fiyatlara, daha başka yerlerde kalabilirsiniz veya daha uygun fiyatlara bir yerde bulabilirsiniz. Ama burası hem metroya yakın olması hem de güvenli bir bölge olması sebebiyle bizim tercih ettiğimiz yer oldu. Bölge olarak Chinatown olarak geçiyor burası. Videonun açıklama kısmında da otelin ismini de ekliyor oluruz. Süper. Onun dışında çok ufak bir iki odamızdan bahsedecek olursak şunu söyleyebilirim. Odamız ufak ama kullanışlı. Biz böyle uzak yolculuklara giderken özellikle bilmediğimiz bir yere gidiyorsak yanımızda yastık kılıflarımızı götürüyoruz. Bizce uyku kalitesini çok arttırıyor. Siz de böyle temizlik konularına dikkat ediyorsanız aklınızda bulunsun. Bir diğer aklımızda olması gereken konu da Singapur'a dair. Burada priz başlıkları Türkiye'dekinden ve Avrupa'dakinden farklı. Böyle üç başlı farklı bir priz var. Bunları ya burada geldiğinizde alabilirsiniz dönüştürücüleri veya gelmeden de satın alabilirsiniz. Biz burada tanesine yaklaşık olarak 2 Singapur doları verdik. O da 1,5 euro civarı bir şey yapıyor. Sonrasında işte burası yatak alanı. Altında valizlerimizi falan koyabileceğimiz bir alan var. Onun dışında burada lavabosu, işte buzdolabı vesaire, saç kurutma makinesi, bu tarz şeyleri saklayabileceğimiz ufak dolaplar var. Bunun dışında bir de şurada aynalı kapının arkasında banyomuz var. Şöyle ben kapıyı açayım. Banyo kısmında da hem duş hem de tuvalet bir arada diyebiliriz. Burası da yine kullanışlı, ufak bir yer ama dediğimiz gibi biz zaten burada iki gece konaklayacağız. Dün gece kalmıştık, bir de yarın kalacağız. Bizim için yeterli gibi görünüyor. Onun dışında burada da girişimiz var. Bunlar da Lüksemburg'dan bize hatıra kalan montlarımız. Biz buraya gelirken Lüksemburg'da acayip yağmur yağıyordu. Havada 12-13 derece civarındaydı, burada 30 derece. O yüzden böyle tekrardan şortlara, keten gömleklere falan geçiş yaptık. Bizim için keyifli oldu. O zaman hadi gelin dışarı çıkalım, kahvaltımızı edelim, öğle yemeğimizi yiyelim. Sonra da şehri keşfetmeye başlayalım. Şimdi yemeğimizi yedik. Chinatown'da iki tane AVM var. Bir tanesi People's Park Center olması lazım. Bir tanesi People's Park'la yine bir şey. Aşağı konuma ekleriz. Buralarda AVM çok yaygın. Dışarısı çok sıcak olduğu için yeme içme yerlerini de oraya yapmışlar. Keza dışarıda da böyle yerler var ama biz orayı tercih ettik. Çok çeşitli yemek imkanları vardı. Çok güzeldi. Hatta böyle AVM'lerin içinde birbirine bağlayan köprüler falan var. Yani hiç dışarı çıkmadan, bu sıcağa uğramadan AVM'lerin içinde dolaşabiliyorsunuz. Bayağı farklı geldi bize ve çok farklı yemek seçenekleri vardı. Biz de böyle wokta pişirilen uzak doğu usulü bir şeyler yedik. Şimdi de Chinatown'un merkezini geziyoruz. Burası kültürel bir merkezmiş. Evet. Binalar falan çok güzel. Baksana. Evet. Zaten Singapur'da yaşayan nüfusun yaklaşık %70-75'i Çin kökenli. Burası böyle kendine ait bir ırkı olan bir ülke değil. Hı hı. Çinlilerin, Malayların, ondan sonra Hintlilerin beraber yaşadığı bir ülke aslında. Evet. Ağırlıklı olarak da Çinliler yaşadığı için böyle uzak doğu kültürüne dair çok farklı şeyler bulabiliyorsunuz burada. Bu kadar farklı kültür bir arada olduğu için bence yemek kültürünü de etkilemiş. Her türlü yemeği bulmak mümkün. Dediğin gibi Çin yemekleri var, Malay yemekleri var, Hintli yemekleri var.
Japon ve Kore yemekleri de gördüm. Evet. Şey çok garip bir de böyle işte İtalyan Fransız yemekleri falan var ama Uzak Doğu versiyonunu yapmışlar böyle çok çok garip geldi bana bilmiyorum evet. Bir yerde görürsek gösteririz fotoğraflarını falan. Mesela işte atıyorum İtalyan makarnası diye satıyorlar ama noodle şeklinde falan çok değişik. Üzerine karides koymuşlar. Çok evet. Enteresan. Bu da Tut Yıllık Temple Tapınağı'nı ziyaret ettik. İçeride binlerce, belki Buda vardı, minik minik böyle çok değişik ayrıntılar vardı. Çok farklı bir deneyimdi, ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Bir de şansımıza gittiğimizde böyle aktif olarak ibadet saatine denk geldik sanırım. Orada işte Budist önderleri mi diyorlar artık ne diyorlar bilmiyorum, hep beraber dua ediyorlardı. O zaman da müzikal bir şölen gibiydi de, yani bir show gibiydi. O yüzden yani ben daha önce böyle bir Budist tapınağına gitmemiştim. Hele bir de böyle aktif ibadetin de denk gelmesi bizim için büyük bir şanstı bence. Eğer Singapur'a gelirseniz Chinatown'a ve bu tapınağa uğramayı kesinlikle atlamayın. Çok farklı bir deneyim olacak gerçekten. Şimdi bir sonraki durağımıza gitmek için metroya geldik. Metromuzu bekliyoruz. Yaklaşık 3 dakikası var. Bu arada Singapur'daki toplu taşımayı kullanırken özellikle metroları biz öneririz. Hem çok temiz, hem çok dakik, hem de çok hızlı. Ve kredi kartlarınızın temassızlığıyla veya Apple Pay ile de kullanabiliyorsunuz. Fiyatları da çok uygun. O yüzden aklınızda bulunsun. Budist Tapınağı'ndan sonra şimdi de Botanik Bahçesi'ne geldik. Burası bence Singapur'a geldiğinizde es geçmemeniz gereken noktalardan biri. Bizim daha önce izlediğimiz videolarda genelde gördüğümüz kadarıyla hep böyle bu şehrin merkezindeki modern binaların olduğu tarafa doğru gidiyor insanlar ve oraları geziyorlar. Ama sizin olur da birden fazla gününüz varsa bence burayı da listenize kesinlikle eklemeniz gereken bir yer. Singapur'un bu yüzü de var yani. Sadece o yüksek binalardan ibaret değil. Değişik kültürlere ait mahalleler var. Çin Mahallesi, Mahallesi, Malay Mahallesi gibi. Evet. Onun dışında zaten Ekvator'a çok yakın olduğumuz için bitki örtüsü muazzam. Bu botanik bahçede bunu çok güzel yansıtıyor. Çeşitli bölgelerden gelen ağaçlar var burada. Evet. Ve her bir ağacın altında nereden geldiği yazıyor. Suların içerisinde de hayvanlara yaklaşmayın yazıyor. Ben ne olduğunu anlamadım. Sonra bir anda bir gördük susamuru çıktı işin içinden. Çok değişik, çok farklı, çok güzel bir yer. Mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz. Evet, evet. Bir de burada yine bu botanik bahçenin içerisinde farklı farklı müze olarak sergilenen kısımlar da var. Mesela işte orkide bahçesi var. Onun dışında Singapur tarihine dair bir müze var vesaire. Bu tarz yerlerde gezebiliyorsunuz. Normalde bahçeyi gezmek ücretsiz fakat bu tarz müze bölgelerine girerseniz onların ayrı ayrı giriş ücreti oluyor. Esra'nın da bahsettiği gibi burası tropikal iklimde yer alan bir yer. Ekvator'a çok yakınız şu an. Yaklaşık 150 kilometre falan sanırım güneyimizde. Şansımıza da bir yağmura denk geldik. Şimdi yağmur geçene kadar burada bir yere sığındık. Bekliyoruz bakalım. Tropik yağmura da denk gelmedik demeyiz. Hüseyin Şah Camii'ne geldik. Burası Singapur'un Müslüman mahallesinde yer alıyor. İrili ufaklı restoranlar var. Burada bir mescit var. Özellikle bu arada Türk restoranları da bayağı var. Hani özlediyseniz gelebilirsiniz. Biz biraz şaşırdık. Bayağı farklı böyle Türk restoranları veya işte hediyelik eşyalar bulabileceğiniz konseptli mekanlar var burada. Hüseyin Şah'ta hemen internetten okuduğum bilgileri sizinle paylaşayım. Malezya hakimiyetinden İngiliz kolonisine girmeden önceki son şahıymış. Son sultanıymış aslında. Zaten burası da Malay Yarımadası'nın en ucunda bulunan bir nokta Singapur. O yüzden de Malezya ile çok yakın bağları varmış yakın tarihe kadar. Burası da demek ki Malayların kontrolünde olduğu dönemdeki son padişah. Evet. Sonradan zaten İngiliz hakimiyetine giriyor. Ardından da bağımsızlığını kazanıyor. Şimdi bir şeyler atıştırmaya geldik. Bunların bu kaya butter toast diyorlar. Çok meşhur burada. Tost ekmeği bildiğiniz gibi. İçine ya
tereyağı koyuyorlar ya ben birazcık daha değiştirdim. Nutella koydurdum. Şöyle bir şey. Bildiğiniz kızarmış ekmek içine Nutella gibi. Bir de yanına kahve aldım. Ice'ın içerisine sanırım süt koyuyorlar. Kahve değil bu. Tadı çok güzel oluyor. Vanilya tarzı bir aroması var. Ve şu tarz kaplarla taşıyorlar. Bunu sırf size göstermek için aldım. Tadı çok güzel. Çok popüler. Herkes bunu içiyor. Şimdi tadına bakalım. Sonra devam edelim. Evet, şimdi de gün batımını izlemek için Bodko'ya adında, yani Türkçesine çevirecek olursak gemi iskelesi adında bir bölgeye geldik. Burası da Singapur'un aslında denizin akan bir nehrin kenarında restoranların, alışveriş yerlerinin olduğu bir yer. Bu tarz iskeleler Singapur'da birkaç tane var. Çok turistik bir nokta değil, bize de Singapurlu bir arkadaşımız önermişti gidebilirsiniz hoş bir yer diye, onun tavsiyesiyle geldik. Oldukça güzel bir yer. Ufak tefek yeme içme yerleri var, fiyatlar da uygunmuş diye duymuştuk. Şimdi birazcık burada zaman geçireceğiz gün batımından önce. Eğer sizin de buraya yolunuz düşerse ve turist kalabalığından biraz daha uzak bir yerlerde gezmek isterseniz bu bölgeyi önerebiliriz. Birçok şirketin ofisleri de bu tarafta. Böyle hem Singapur'un böyle modern yüzünü görmüş olursunuz hem de burada daha böyle lokallerin takıldığı restoranlarda, kafelerde biraz vakit geçirebilirsiniz. Günü Boat Clay'da batırdıktan sonra da aslında Singapur'un en ikonik, en turistik noktalarına doğru geldik. Buraya gelirken metroyu kullandık bu arada ve metronun Bayfront durağında indik. Bu durakta indikten sonra da iki farklı çıkış var. Birinde muhtemelen şu an arkamda gördüğünüz bu otelin ve alışveriş merkezinin olduğu kısım var. Biz ama öncelikle ilk olarak bu bahçe kısmına, Gardens by the Bay kısmına geldik. Burada özellikle şu an arkamızda bulunan Silver Garden tarafında böyle birbirinden güzel, çok farklı, fütüristik tarzda ağaçlar var. Bunları görebilirsiniz ama bunların daha fazla çeşitlerinin olduğu ve ışık şovlarının da olduğu bir de Super Tree Grove adında bir kısım var. Biz birazdan oraya gideceğiz. Bu ışık şovunu izleyeceğiz. Hatta bir kısmını sizinle de paylaşırız. Çok güzel olduğunu duyduk ve gün içerisinde iki kez oluyormuş. 7.45'te ve 8.45'te olarak. Eğer buraya gelirseniz bu ikonik noktaları da atlamayın. Muhteşemdi, kesinlikle tavsiye ederiz. Gönül isterdi ki tamamını koyalım ama büyük ihtimalle çok kısa bir kısmını koyacağız. Tavsiye ederiz kesinlikle. Arkamızda da Marina Bay Sands var. Burası bir otel. Aynı zamanda içerisinde gazino, alışveriş merkezi ve lüks restoranlar var. Hatta en üst katında bir infinity pool da varmış ama sadece otel müşterileri kullanabiliyormuş maalesef. Ama biz bir sonraki durağımızda giriş sonsuzluk havuzuna gideceğiz. Acaba bir sonraki durağımız nerede olacak? Bunun için kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Dediğim gibi burası ikonik bir yapı. Singapur'da sembol haline gelmiş yapılardan bir tanesi. Herkes bunun önünde fotoğraf çektiriyor. Siz de fotoğraf noktası olarak tercih edebilirsiniz. Şimdi buradan Spectra, ışık ve su şovuna gidiyoruz. Orası da yine otelin hemen karşı tarafında suyun üzerinde bir ışık gösterisi. Oranın da çok iyi olduğunu duyduk. Saatleri 8 ve 9 olmak üzere günde 2 kere. Kaçırmayalım, hemen gidelim. Evet, şimdi Spectra Işık Şovu'na geldik. Zaten birkaç dakika gecikmişiz. Hemen izlemeye koyduk. Spectra ışık ve su şovunu da izledik. Gerçekten muhteşemdi. Özellikle buraya akşam vakti gelmenizi tavsiye ederiz. Her iki şov da birbirinden güzeldi. Esra'nın da dediği gibi iki şov da birbirinden güzeldi. Biz önce ağaçların olduğu şovu izledik. O 45 geçelerde oluyor. 7.45, 8.45 gibi ama Spectra ışık şovu tamlarda oluyor. 9, 8, 9, 10 gibi.
Hani biz önce ağaçlara gitmiştik. Bence siz önce Spectre'yi izlerseniz, aradaki yarım saatlik sürede de bahçeye gidip ağaçların olduğu ışık şovunu izlerseniz daha iyi olabilir, aklınızda bulunsun. Biz böyle bir hata yaptık, siz aynı hataya düşmeyin. Normalde günde iki kere oluyor her iki şovda ama cuma günleri bir tane daha ekstra şov varmış. O yüzden saatlerine bakıp kontrol etmeyi unutmayın. Onun dışında bence genel olarak bütün ikonik noktaları, ondan sonra turistik yerleri gösterdik gibi bu videoda. İstersen böyle ufak bir Singapur gözlemlerimizle beraber klasik videoyu kapatalım, ne dersin? Olur tabii ki. Ben Singapur'u çok beğendim. Bence çok güzel bir şehir. Hem gezmek için harika bir yer, yaşamak için de çok güzel bir yer olabilir. Türkiye'den bu kadar uzak olmasaydı gerçekten düşünebilirdim. Çok hoşuma gitti benim. Bir negatif yanı şu anda aklıma gelen, belki bazı insanlar için bu aslında olumlu bir şey de olabilir ama benim için bir eksi olarak haline yazdı. Yasaklar ülkesi diyebiliriz buraya. İnanılmaz fazla yasak var. Her yerde tabelalar görüyorsunuz. Şunu yapamazsınız, cezası bu kadar. Bunu yapamazsınız, cezası bu kadar. Eğer kurallara uyan bir insansanız sürekli böyle tabelalarla uyarılmak bir yerden sonra insana kendisini konforsuz hissettirebilir bence uzun vadede. Ama onun dışında her şeyle muhteşem bir yerde. Kesinlikle gelin, görün, burayı ziyaret edin derim. Yani uzaklık konusuna ben de katılıyorum ama sonuçta direkt uçuş olması Türkiye'den güzel, İstanbul'dan yaklaşık 10-11 saat sürüyor daha önce de dediğimiz gibi. O yüzden bence idare edilebilir yani direkt uçuşta, evet. Özellikle de gece olduğu için. İdare edilebilir. Yani evet, birkaç yıl yaşanabilir bence burada, şahsi fikrim. Ama tabii ki hayat ne gösterir, neler olur bilmiyorum. Ben genel olarak çok beğendim. Yaşamak için özellikle çok güzel bir yer olabilir. Gezmek için de turistik açıdan da çok güzeldi. Gezecek çok güzel yerler var yani, sadece o modern fütüristik tarafının yanında doğal güzellikleri ve geleneksel yapıları da olan bir yer burası. Gelmişken bence Esra'nın da dediği gibi bunları da atlamayın. Ayrıca burası gecesi ve gündüzü bence daha farklı olan bir şehir. O yüzden buraya gelmişken gecesini de görmeyi kesinlikle es geçmeyin diyebilirim. Negatif olarak benim açımdan şu vardı. Burada birazcık maalesef evet zengin bir yer, bunu da söylemiştik videoda ama gelir adaletsizliğinin olduğunu hissettim ben. Özellikle servis sektöründe çok belli bir kesimler insanlar çalışıyor ve bunu hissediyorsunuz ve bir noktadan sonra bu sizi rahatsız ediyor. En azından beni rahatsız etti. Hani böyle gelir adaletsizliğinin önüne geçebilseler çok daha yaşanılabilir, güzel bir yer olabilir bence. O zaman yavaştan videomuzu kapatalım. Biz de bütün gün gezdik. Sizin için video çektik, çok yorulduk. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yerimiz de çok sürprizli, çok güzel bir yer olacak. Bakalım. Umarım bundan sonraki yeri de beğenirsiniz. Biz çok heyecanlıyız oraya gitmek için. Yine ilk defa gideceğimiz bir yer olacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve bundan sonraki seyahatlerimizden ya da Lüksemburg içeriklerimizden de haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşürüz.